Günaydın. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi efendim babam bizi çevre yoluna bırakıyor. Buradan Bursa'ya doğru yola çıkıyoruz. Benim durak İstanbul. Akşam uçak var. Kuveyt'e gidiyoruz. Deniz Hanım da Bursa'ya gidiyor. Evet. Ne vardı Bursa'da? Bursa çocuğu. Bursa'ya gideceğiz. Ben de Bursa'dan Havaş'la geçmeye karar verdim. Aa, mantıklı. Sabiha Gökçen'e. Bursa'ya varacağım. Otogardan Havaş'la Sabiha Gökçen'e geçeceğim. Bakalım, başladık. Peder Bey bizi bırakacak. Belli bir noktaya kadar. Ondan sonrasına bakacağız. Yolda görüşürüz. Naber? Niye bekliyorum peki orada? Araba gelmiyor. Görünmemek geçirdi. Abi şu an çevre yoluna attık kendimizi. Dikili yol ayrımındayız. Şurada gölgeye geçeceğiz. Güneşte yanmayalım diye. Denizciğimle birlikte otostopa başladık. Hedef Bursa. Ben Kuveyt'e gidiyorum. Akşam uçağım var. Deniz'de. Nişan mı duydun mu? Nişan. Bu sadece nişan mı? Şekerim. En yakın arkadaşlarımdan biri. Ben düğün sandım. Görkem şuradan papatyayı koparsam ayık olur mu? Hayır olmaz. Ne yapsın? Yaban papatyası. Şöyle çekin. Papatya toplayarak gidiyoruz. Papatyalar açarken, yoksa akasyalar mıydı? Oh. Tam hatırlayamadım. Ama olsun. Önemli olan can sağlığı. Şimdi abi Dikili'deyiz. Dikili'den Bursa'ya varmamız yaklaşık 4-5 saat sürer diye tahmin ediyorum. Sonrasında dediğim gibi ben İstanbul'a geçeceğim. Akşam 9.30 gibi bir uçağım var. 9.30 muydu, 10 muydu tam hatırlamıyorum şu an. O saatlerde uçağım var. Kuveyt'e geçeceğim. 4 gün Kuveyt'teyim. Yani özetle Kuveyt yolculuğu başladı. Papatyalı kadın. Koluma Bursa'yı yazayım. İndirsene kız çantanı. Görkem çok kıymetli. Delir mi? Sırtında taşınır mı o? Koca çanta almış. Düğüne gidiyor. Topuklar kızlar. Benim çantama bakar mısınız? Ben yurt dışına gidiyorum. ben yurt dışı seyahatine gidiyorum. Sadece şu ve şu minik sırt çantası var ama arkadaş gördüğünüz üzere düğüne gidiyor Bursa'ya. Kamyona tıra bineceğiz mi? Olur. Deniz ilk defa otostopumuza katılıyor. 777 olumlama. Hemen gidelim bir tanesiyle. İlk defa otostop çekiyoruz birlikte. İlk defa birlikte otostop çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Anne ben daha önce hiç çekmedim otostopu. İlk defa. Benim de ilk, inanmazsınız. Babam diyor ki otobüse binip gitseniz de ne uğraşıyorsunuz, manyak mısınız? Ben dedim ki burası daha eğlenceli. Bence de. Bir de yolda tanışacağımız. Şimdi de kimle tanışacağız? Aynen öyle, bak teyzeme. Ne oldu teyze? Kadın olduğu için mi bana yakın oldu? Kankalarım çok olmayacak. Teyze bize el kol yaptı geçerken arabanın içinde. Niye böyle oldu? Yolda kimse yok. Araba geçmiyor. Neyse ben şurada gelirken tut gördüm acık. İyi hadi aç kalmadık gene. Tut var. Arkadaşlar. Papatya var. Diğer yarısına kolum olmadan devam edeceğiz çünkü yedik. Şovun üstünde yine. Peki bu abi bize vurur mu sence? Biz ona vursak. Motorda çalarız GTA Vice'deki gibi. Dur ben yürüyeyim de. GTA Vice'deki gibi. Belki teyze yatıp beni alır. Tank indirme hadi. Almadı. Otobüse çekmemiz yok. Otobüse çekmemiz yok. Efe tur. Abi bura ne? İzmir Çanakkale yolu. Değil mi? Evet, İzmir Çanakkale yolu. İzmir Çanakkale yolu. Birazdan Ayvalık, Susurluk'ta tost yiyeceğiz. Başka bir planımız var mı? Sadece tost yemek. Kara Mustafa Kemal, yok Kara Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa'da tatlı yiyelim biz istiyorsan. Kemal Paşa tatlısı. Kemal Paşa tatlısı bu şey... yuvarlak olan. Yuvarlak ortası biraz küçük şey gibi. Neydi? Şekerpare. Senin dediğin hangisi? Ay Uğur böcek var bu. Uğurlu muyum? Evet. Yüzüne çarptı. Yüzüme çarparak onda evet. Böceği de böyle senin ben ağzına... Uçtu. Uçururduk belki. Neyse abi şu otostopu bir atalım da yolda devam ederiz. Daha çok eğleneceğiz bugün. Enerjiler tamam. Diğer kolum da olmadan devam edeceğiz. Abi Dikili çok küçük bir yer. Lise arkadaşımın babasıyla geldik Altınova'ya kadar. Şimdi Altınova'dan devam ediyoruz. Deniz Hanım bize otostop şovunu yapıyor. Ben zaten arabayı çekiyorum, bir de seninle çekeyim. Teyzemler bak bize el sallıyorlar. Ama tükeyin motorunu. Açma abi. Ege şivesi müthiş bir şey ya, ben bayılıyorum. Traktörle gideceğiz bundan sonra. Önüme bir şey atamadım. Öyle şimdi Altınova'dan 30 kilometre falan geldik. Çok bir şey gelmedik. Devam ki. Burada daha bir canlı ama yol. Daha bir araba gördüm çok. Değil mi? Evet. Daha iyi. Bir ışık yanında bekliyoruz. Daha tatlı. Görüşürüz. Devam ki. Yolun kalanı uçakla devam edecekmişiz. Deniz öyle istedi. Dedi ki ben bunu kullanırım. Artık kolumda yok çünkü çok acıdık. İkisini de yedik. Bacaklarıma geçeceğim. Bacaklarıyla kullanacak şimdi uçağı. Daha açtığımızda kamerayı sürünerek devam ediyor olacak. Burhaniye Tayyare Cemiyeti öncülüğünde yapılmış. Yok yapılmamış. Türk ordusuna armağan edilmiş. Burhaneliler armağan etmiş. Ne alaka? Ha, bakınız. Burhaniye Tayyare Cemiyeti. Hoş, hoş, tatlı. Kullanabilir misin bunu? Dönüyor, dönüyor mu? Dönmüyor mu? Bence makettir. Tekeri de dönmüyor. Bence maket değilmiş. Değil abi. Güzel, Burhaniye'deyiz şimdi. Ne yaptık? Bir 60 kilometre daha geldik herhalde. Evet, uzun parlament arabayı sürdürmemizi. Uzun parlamentle birlikte. Uzun parlamentin araba sürdüğüne şahit olduk. Bir uzun parlamentle yol boyu geldik. Güzel, keyifli bir yoldu. Darlanmadan geldik. Şimdi Burhaniye'den devam ki. Şuraya geçelim mi? Efendim? Şuraya geçelim mi? Olur, mantıklı. Orada da şey var hatta. Yerde mantarlar var. Evet, yerde mantarlar var. Burada enteresan bir şekilde. Göstereyim diyeceğim. Şu an bir tane bile kalmadı. Geriye de dönemeyeceğim. 3 tane mantar için. Hava güzel. Hafif bir rüzgar var. Hafif, çok hafif bir rüzgar. Çok hafif. O kadar hafif ki. Bugün yürüme adım hedefimizi aşacağız mı? Bugün umarım 360 kalori yakabilirim ve telefonum bana bugün de başardın diye. iPhone her akşam başarabilirsin diye mesaj attı ya. ama bazen başardığımız da oluyor. Yapacak bir şey yok. Abi şimdi devam edeceğiz otostopa kaldığımız yerden. Burhaniye'deyiz, hedef Bursa. Bence başarabiliriz. Teyzem ne kadar güzel güldü. Çok tatlı güldü. Devam ediyoruz. Görüşürüz. Burhaniye'nin girişten bir abi aldı. Burhaniye'nin otogarının oraya kadar bıraktı. Emekli oldum, Burhaniye'ye yerleştim İzmir'den dedi. Abi kaç yaşındasın ki emekli oldun dedim. Adam da hakikaten 40-45 falan gösteriyor. En fazla 45 gösteriyor yani. 64 yaşındayım dedi. Yuh dedim. Yani şaka yapıyorum, dalga geçer herhalde. Yuh be, bu ne gamsızlık. Nasıl yaşadın be sen? Ne yaptın ya? Gençlik iskilimi içtin, cenin mi yedin? Ama geç kaldım bu kadar dedim yani. Gerçekten müthiş genç gösteriyordum. Maşallah dedik ve ayrıldık. Şimdi Total'a gidiyoruz. Benzin dolduracağız. Aa, evet. Benzin bitti. Mazot basacağız. Yok susadık. Çok susadım ya, ben bayağı susadım. Ben de susadım evet. Ama termosuna su doldurmamışım. Ben hiçbir şey almadım, şimdi su alacağım. Şuradan belki bir kahve alırız. Kahve de güzel gidebilir. Öyle devam, gıdım gıdım ilerliyoruz ya. Burhaniye'deyiz, Balıkesir, ondan sonra Bursa. Tutuyorum. Yoldan. Evet, yolda devamlı. Ağaçlardan. Ağaç kalmamış. Domatesler, zeytinler. Domatesler, zeytinler. Görken ben domatesi çıkarmıyorum. Kasa domates. Yolda gördüğümüz her şeyi birbirimize gösteriyor. Bak. Aa bak, kuş. Sanki hiçbir şey görmemişçesine. Görkem bak, kolum tekrar çıkmış. İyi bir daha yiyelim. Yoksa ben bir kertenkele miyim? Şimdi su alacağız, devam edeceğiz, görüşürüz. Selam. Şimdi Rıza abim aldı bizi, gidiyoruz. Edremit'ten Balıkesir'e doğru. Her taraf zeytin. Zeytin, her taraf zeytin. Ama yeşil zeytin. Ama yağı. Zeytin yağı. Komili. Abi yol çok güzel, değil mi? Aynen. Harika. Kuşlar bir yol. Zeytinler, meytinler, ağaçlar. Gördüklerinizi bir de benden dinleyin. Türkçe'ye çeviriyorum. Abi güzel, keyifli gidiyoruz ya. Gayet başarılı gidiyoruz yani. Bayağı araç değiştirdik. Tabii. Parça parça gidiyoruz. Böyle 70 kilometre, 60 kilometre, 80 kilometre. Ama güzel oluyor. Geze gidiyoruz. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar. Teşekkür. Görüşürüz Balıkesir'de. Neredeyiz? Edremit'ten Türkçük, Balıkesir'e Celcuk. Balıkesir'e Celcuk. Balıkesir'deyiz abi. Şimdi Rıza abimle geldik. Çok tatlıydı. Çok tatlı bir abiydi. Rıza abimle geldik Edremit'ten Balıkesir'e. Şimdi Bursa yoluna doğru vuracağız kendimizi de. Balıkesir'in şehir merkezi çok saçma ve salak. Çıkamıyorsun abi yoldan. Yani yola çıkamıyorsun. Yola çık. Şey, Koç Rail esprileri. Koç Rail miydi, neydi? Bilmiyorum. Koç Turkey miydi? Facebook sayfası var bir tane. Gençken. Hey gidi yıllar. Sen genç değil misin? Artık değilim. Benim için genç kavramı üniversiteliysen gençsindir. Üniversiteli değilsen, bittiyse okul, tamam artık yaşlısın. Benim hala Haziran'a kadar sürem var. Hayır, sen sayılmazsın çünkü sen yüksek lisans yapıyor gibisin. Gibi. Tam yapıyor da değil de, yapıyormuşçasına. İzmir sağa dön diyor, Bursa sağa dön diyor. Dönelim. Abi mahalle arası Balıkesir hep böyle ya. Keşke bizi ışınlasalar şöyle şak diye Susurluk yoluna. Neyse, yapacak bir şey yok. Burada nasıl otostop çekeceğiz ki? Vallahi bilmiyorum, çekeceğim. Burada biraz sıkıntılı ya. Yapacak bir şey yok. Neyse abi, sakat yerdeyiz. Ya sakat yerdeyiz. Şehir içindeyiz. O yüzden çıkınca şuradan bir kurtulalım da görüşürüz. Bilmiyorum artık. Evet, Deniz'den sıkıldık, yol kenarında bırakıyoruz artık. Deniz. Çantamı alayım arkadan. Şeyi unutma, öbür çantanı. Senin çantanı da verebilirim istiyorsan. Ha, ver, yanımda dursun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın, dikkatli gidin. Görüşürüz. Bay bay. Evet abi, Deniz'i saldık Bursa'da. Gazi Osman Paşa Köprüsü'ne giriş yapıyoruz. Paşa değil ya, Osman Gazi Köprüsü karıştı, devreler yandı. Osman Gazi Köprüsü'ne giriş yaptık şimdi. Dilovası'ndan çıkacağız. Manzarası 10 numara o köprünün ya, çok bayılıyorum yani köprüye. Orada hep gece geçmek nasıl oldu abi? Yavuz Sultan Selim'den de geçtim. Ben Çanakkale Köprüsü'nden de geçtim. Çanakkale Köprüsü. O daha nasip olmadı. Korkunç. Güzel mi? Korkunç. Abi oradan hiç geçmedim. Yani yapılırken çok geçtim yanından telefonla da. Yani şöyle diyeyim sana, normal hızda 10 dakika falan sürüyor. 10 dakika? Köprüden geçmek. Kaç? 4 kilometre mi? 5 kilometre mi? Çok geniş ya. O bitmiyor. Olmaz bir yol orası. Dönüşte olmadı, Çanakkale tarafından döneyim de o köprüyü de deneyelim. Burada ilk yapıldığı zaman şey yapmıştım, hatta burada otostop çekmiştim yolun kenarında, şey gelmişti, köprü güvenliği. Köprü güvenliği geldi, beni köprünün içinde oksijen var, tabii ki işte oraya kadar bıraktılar, dedi abi yasak burada otostop çekemezsin. Buralar ecnebilerin dedi. Abi kusura bakmayın, mecbur yapacak bir şey yok, abi kaldım burada. Sağ olsun yardımcı olmuşlardı. Bayağı sis var. Sen sabahları göreceksin. Sabahları göz gözü görmüyor sistem. Çoğu zaman vapur çalışmıyor. Yalova mı? Gevze'yle Yalova arası vapurçular arası. Felaket sis var hakikaten. Abi manzara müthiş ama ya. Gerçekten reis yaptı. Reis bunu becerdi. Burası gerekliydi ya. Evet, hakikaten. Burası hakikaten olması gerekiyordu yani. Yoksa vapurların eline kalmıştı. Burası vapurlar istedikleri gibi at oynatıyorlardı. Aynen. Hem fiyatlandırması, hem şeyi, saatleri bilmem nesi. Ve çok normalde kullanılıyor artık. Evet, ilk başlarda çok pahalı diyorlardı ya. Şu an kalmadı o pahalı. Yani, kalmadı. 185 lira taksi. Evet. 184.500. Büyük araç 295. 185 lira para değil abi. Hiçbir şey. Vapur 130 lira. Öyle, doğru. 130 lira vapur. Yani vapurun beklersin 45 dakika. Yoksa geçersin. Ben kesinlikle buradan geçerim. Bursa'ya kadar da taksi 60 lira. Zaten görüntü çok güzel bir kere. Buradan Bursa'ya kadar mı? Tabii. 60 lira. Bedava bir şey değil. Gebze'ye doğru devam. Son durak Sabiha Gökçen inşallah. Hey. Abi şu an Gebze'deyim. Osman Gazi Köprüsü'nü geçtik. İndim ben Gebze'de. Abim Gebze'ye dönecekti. Ben de buradan Gebze Harem dolmuşlarına atlayacağım. Valla çok erken geldim. Bu kadar erken gelmeyi beklemiyordum açıkçası İstanbul'a. Deniz'i Bursa'da attık. Yol kenarında o da varmış. Az önce konuştuk. O konuda da kimsenin aklına sıkıntı kalmasın. Neyse erken geldim. Bilmiyorum şeye geçer miyim? Kadıköy Cadde'ye falan geçer miyim? Ama daha çok vaktim var. Uçağa akşam 9.30'da uçağım galiba. 9.30'da mı? Onda mı? Sabiha Gökçen'den. O yüzden belki biraz takılırım, bilmiyorum. İstanbul'daki arkadaşlara şöyle bir alo deme şansım var. Bakacağız. Yürüyorum şimdi Gebze'ye doğru otobandan. Öyle varacağız. Güzel bir otostoptu ama buradan noktalıyorum abi otostopu. Dolmuşa atlayacağım Gebze'den. İstanbul'da otostop çekmek eziyet. Ya bu Kocaeli, Körfez, İstanbul buralarda sadece gişelerde bekleyebiliyorsun. O da sıkıntı. Şöyle, şöyle. Size bir Gebze manzarası göstereyim. Abi çok kalabalık. Buralarda nasıl yaşıyorlar ben bilmiyorum. Vallahi zor yani. Allah İstanbul'da yaşayanların yardımcısı olsun. Trafikti bilmem neydi. Şimdi az önce Fatih abi onu konuşuyorduk. Sağ olsun. Bizi ta Balıkesir'den getirdi buraya kadar. Yani dedim abi her şeyinizi şeye göre ayarlıyorsunuz. Nedir onun adı? Trafiğe göre ayarlıyorsunuz. Evden çıkış saati, şuraya gidiş saati bilmem nesi. Çok zor dedim ya. Vallahi büyük başarı. O da öyle kardeşim diyor. Ne yapacağım diyor. Yani 16-17 milyon diyorlar ama 20-25 milyondan aşağı değildir diyor İstanbul. Diyor ki haklı. Vardır. Göçmeniydi, bilmem nesiydi. Turistiydi, o suydu, bu suydu. Bayağı büyük. Dünyanın en büyük metropollerinden, hatta megapollerinden bir tanesi. Zaten biliyorsunuz. Açım biraz. Kahvaltıyı gene açım. Bak ilk defa yola aç çıkmadım. Anne ocağından çıktığımız için kahvaltıyı da hallettik, çıktık. Ama tabii kahvaltının üzerinden saatler geçti. Acıktım. Bir şeyler atarım ağzıma, bir şeyler ayarlarım. Yerim. Bilmiyorum, bakacağız. Dediğim gibi erken geldim. Bundan sonrası bana da sürpriz. Duruma göre ayarlayacağız. Nereden ne çıkar. Şimdi şu gişelerden bir hızlı geçiş yapacağım. Yürüyerek. Ondan sonrasında İstanbul'a doğru akacağım. Devam. Devam, devam, devam. Abi müzikten de anlaşılacağı üzere Kadıköy'deyim. Farklı bir yer abi burası. Kadıköy değişik bir yer. Her çeşit var. Şimdi uçağı var da saat 5 falan. Bir bira sallayacağım şuralarda bir yerde. Biraz ağzım ıslansın. Kuveyt'te malumunuz yasak alkol. O yüzden gitmeden şöyle dikkat et. Sallasak yuvarlasak herhalde kimseye dokunmaz. Sağ olsun Ekrem Başkan. Bak CHP'li belediye. Övmen gerekli yerde öleceksin abi. Sövmen gerekli yerde söveceğim. Bu iş böyle. İzmir'e ne kadar salladığımı biliyorsunuz zaten. Şimdi İstanbul'u öveceğim. Ekrem İmamoğlu'nu öveceğim. Adam Kadıköy metroyu almış. Sonunda şeye, Sabiha Gökçen'e uzatmış. Yani yüzyıllardır yapılması gereken bir eylemdi bu. Çünkü eziyet yani havaalanına gitmek Kadıköy'den. Havaş bilmem ne uğraşıyorsunuz zaten. Ondan sonra şimdi işte onu gördüm. Sevindim, haberim yoktu. Metronun uzadığından, Kadıköy metronun şeye gittiğinden Sabiha Gökçen'e. O yüzden kafam rahat. Saat 6 gibi falan buralardan çıksam Kadıköy'den her türlü çok rahat uçağıma yetişirim. O yüzden şimdi birazcık şöyle Kadıköy sokaklarında dolanacağım, kaybolacağım. Sonra bir yere oturacağım. Ondan sonra da havaalanına doğru geçeceğim. Şuradan yukarı doğruydu. Yukarıda ne varmış? Okey. Havaalanına geçerken ya da ne bileyim ya bilmem bir şekilde görüşürüz artık. Abi havaalanı metrosunu İmamoğlu uzatmamış. Ulaştırma Bakanlığı uzatmış. O yüzden bunun için Ulaştırma Bakanlığı'na ufak bir özür. Okey. Şimdi neredeyim? Havaalanı metrosundayım. Bir tık geç kaldım. Aslında geç kalmadım. Tam saati gibi geldim. Zaten valizim falan yok. Çekilimi de yaptım. Koltuğum her şey belli. Bir otostopunda bu videoyla sonuna gelmiş oluyoruz. Bir canım arkadaşlar serisine daha sonuna gelmiş oluyoruz. Çünkü Denizci bu videodaydı. Onu da buradan öpüyorum kocama. Şimdi bineceğim. Valizim falan yok dediğim gibi. Videoyu burada sonlandıracağım. Bundan sonraki video artık direkt Kuveyt olarak başlayacak. Herkese öpücükler, sevgiler. abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Abi normalde bitiriyordum ama bir şeye daha sinirlendim. Ona da değinmek istedim. Her taraf TR pasaportlu Araplarla dolu ve tek kelime Türkçe bilmiyorlar. Tek kelime. Hani pasaport kontrolünde de aynısına denk geldim. Şeyin girişinde de aynısına denk geldim. Yani insan isyan ediyor. Oha diyor. Bununla birlikte bitiriyorum. Artık yorumu da size bırakıyorum. Aboneliği de size bırakıyorum. Like'ı da size bırakıyorum. Ben bir sigara içip uçağa kaçıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.